nasıl rahatladım anlatamam. Çok güzel oluyormuş bu. Bahçeli geldi. Ay, araba geliyor, sola kaç, sola. Bravo. Şuraya bakın. Ben şu an kalpten gidebilirim. Gracias. İlki çok kötüydü. Bayağı bir yüksek. Kolum yaralandı. Çok kötü kokuyor. Yeni günümüz başlasın. Yağmursuz bir gün ama her an yağmur da yağabilir. Çok şükür termale gidiyoruz. Termalitas del Arenal. Biz şuradayız. La Fortuna bölgesi. Burada şu kadar bir yol. Uber'le gideceğiz. 2 dolara. Normalde otostop çekmeyi falan düşünüyorduk ama Uber varmış çok şükür. Yağmur yağarsa aslında çok güzel olur. Sıcak suda yağmur eşliğinde çok güzel bir gün geçiririz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bu arada biz de burada kalıyoruz. Çok uyguna bir otel. İnternette bulamıyorsunuz. Fast Hotel diye. 40 dolar odası. Normalde 60-70'ten aşağı yok buralarda. Hem güzel, tertemiz bir otel. O yüzden size de böyle göstermek istedim arkadaşlar. Geldik. Doğum günüm için yine çok güzel bir an oldu benim için. Hem de çok uyguna geldi bize. 5 dolar kişi başı. Normalde burada bir sürü böyle bu tarz yerler var. Volkandan dolayı açılmış termaller. Ama hepsi çok pahalı. Girişleri 50 dolar, 70-80 dolar. Buranın girişi sadece 5 dolardı. Bizi otel yönlendirdi buraya. Ve şuraya bakın. Bu sadece tek bir alan. Aquaparklı sıcak su kaynağı gelen yer var. Arkamı dönüyorum. Arkamda da bir havuz var. Burası çok geniş bir alan. Kamelyalar yapmışlar. Üst taraflarda da havuzlar var. Sessiz, sakin, bağırış çığırış yok. Burası gerçekten çok güzel geldi bize. Yağmur başladı ve suya giriyorum. Anam! Bu bildiğin kaynar deniz. Bu aşırı sıcak. Az önce girdiğimiz su 50 dereceymiş. O yüzden millet bize bakıp gülüyordu. Muhtemelen en sıcak suya giriş yaptık. Yandaki su mesela 42 derece. Böyle derece derece havuzlar muhtemelen azalıyor sıcaklığı. Şu arkamda aquaparklı olan yer de 42 dereceydi. Şimdi bir de 42 dereceyle girelim. Az önce 50 derece çok fena sıcaktı. 42 derecelik böyle ılık. Çok güzel arkadaşlar. Bir de şu an var ya, şarıl şarıl yağmur yağarsa dadımdan yenmez. Bir de su çok temiz bakın. Tertemiz. Ay çok güzel. Ay nasıl rahatladım anlatamam. Ay sıcacık. Of. Şu an var ya burada uyunur. Yağmur da yağarsa böyle üzerimize. Yataklı kısımlar yapmışlar. İnsanlar mesela burada yatıyorlar. Şimdi ben de biraz yatıp keyif yapayım. Rahatladın değil mi? Anlatamam. Bir şey geldi. Yufu muydu o? Yağmur başladı. Geldiğimizden beri şöyle yağmur altında mayo ile gezmek istiyordum. Yağmur o kadar mutluyum. Çok güzel oluyormuş bu. Hem hava sıcak hem yağmur yağıyor hem mayo ilesin. Arkanda sıcak bir havuz var. Unutamayacağım bir doğum günü oluyor. Biz şu an ne yapıyoruzdur sizce? Deniz şu an ne yapıyor olabilir? Hareket ediyoruz. Biz yürüyerek dönmeye karar verdik. Belki 20 dakikalık bir yol ama
Dedik ki bunu da yaşayalım. Mayolarımız üzerimizde. Yaz yağmuru. Ne güzel kıstık gibi. Bir daha mı duyacağız? Sonra Beyhut'un arkasında siyah poşet. Bak ben bunu daha çok seviyorum. Mesela bir şeyin ıslanma derdi yok. Kafan rahat. Pasaport yok. Yok. Böyle güzel. Böyle yağmurda istediğin kadar ıslan. Hiç önemli değil. Belki yolda yürüdüğümüze inanmayanlar olur diye yol kanıtı da çekiyorum size arkadaşlar. Ay. Ama hatta kendim de şöyle çekeyim. Şu ana kadar Kostanika'daki en keyifli. Evet, gerçekten çok keyifli bir deneyim oluyor bizim için bu. Ama Deniz seni böyle siyah poşetle bastı bir geldi. Meksika'dan Amerika'ya kaçan bir şeyden de benim de fotoğrafımı çeksene. Instagram'a koyacağım bu fotoğrafları. Momo! Momo! Araba geliyor, sola kaç, sola! Demo! Gelir! Momo, Momo! Her yerde çamur. Yarısı bitti. Yürüyecek yol yok. Araba gelince kaçıyoruz. Yıkandık, paklandık. Böyle ben elbisemi giydim. Puerto Viejo'dan almıştım. Costa Rica'dan bunu da. Saçlarımı yapmadım çünkü yine yağmur yağıyor. Yine ıslanacak, bozulacak. Biz tam 1 saat yürümüşüz. 20 dakika zannediyorduk. O yağmur altında inşallah hasta olmayız. Deniz'in bana sürprizi varmış. Çok merak ediyorum nereye gideceğimizi. Akşam yemeği sürprizi. İnşallah dönerciye gitmeyiz. Benim de çok sevdiğim mutfak senin de. Ben de merak ederim. Beraber göreceğiz. Sushi'ciye mi gidiyoruz? Evet. Burası, şaka yapıyorsun. Burası şehirde en yüksek puan alan yermiş. Hiç gelmemiştik bakalım. İstediğim her şeyi yiyebilir miyim? Sınırsız. Hadi be. De ne zamandır sushi canım çekiyordu. Benim sushi canavarı olduğumu biliyorsunuzdur. Çok seviyorum. Doğum günümde buraya gelmek de ayrıca özel oldu. Menüdeki her şeyi söylemek istiyorum şu anda. Her şey dolar. Niye bunların para birimi de var? Şuraya bakın, dolarla yazmışlar her şeyi. 10 dolar, 9 dolar, 7 dolar. Bunun kendi para birimleri var hakikaten. Niye dolar yazıyorlar? Çünkü çok turist geliyor. Benim gibi doğum günü olanlar geliyor işte. O yüzden bütün Amerikalılar burada. Siparişimizi verdik. Burada tap water deyince ücretsiz size su getiriyorlar. Bayılıyorum buna çünkü su 1,5-2 dolar burada bir şişe. Markette bile yani, burada daha pahalı. O yüzden böyle çeşmeden çok güzel suyu var Kostarika'nın. Ortam da böyle gayet temiz ve nezih bir yer. Ben de dahil olayım. Bayağı bir şey sipariş verdik. Ben önüme gelen ne geliyorsa verdim vallahi, heyecan dorukta. Şuraya bakın. Mumu da koyduk. Bu videoda doğum günü pastası yok. Sushi pastası var. Güzel bir dilek tut ve kutla. Herkes bize bakıyor. Tebrikler. İyi ki doğdun. Bol gezmeli olsun. Let's go. Hadi artık şu yemeği diş. O kadar açım ki o doğum günü umurumda değil. Dolu dolu sushi söyledik. Bakar mısınız? Hele şu ne kadar çok getirmişler. Hepsi çok güzel görünüyor. Herkese yeni bir günden tekrar selamlar. Artık son aktivitemizi yapacağız. Bu aktivitede geldiğimizden beri istediğimiz zipline. Çok heyecanlı, çok güzel olacak. Şimdi birazdan geçeceğiz servise. Şöyle size kaldığımız odayı göstermek istiyorum. Biraz dağınık, kusura bakmayın. 40 dolara kalıyoruz. Balkonu da var. En sevdiğimiz alan burası olabilir. O kadar heyecanlıyım ki ben ilk defa zipline yapacağım. Yükseklik korkumu biraz Fethiye'den, Babadağ'dan atladığım yamaç paraşütüyle yenmiştim. Bakalım zipline'da nasıl olacak, çok merak ediyorum. Şimdi aktiviteyi satın aldığımız yere doğru gideceğiz. Bizi servislerle alacaklar. Bakalım neler olacak. Bulunduğumuz bölge inanılmaz doğal güzellikleri olan bir bölge. Şimdiki yapacağımız aktivitede çok daha net göreceksiniz bunu. Ormanların üzerinden geçeceğiz. Sadece bir tane halatla bir yerden bir yere gitmeyeceğiz. Birçok noktadan geçeceğiz yani. Uzun bir zipline turu olacak bu. Zaten o yüzden ayrıca heyecanlıyım. Arkamda gördüğünüz North Adventures diye bir yer. Ama tabii daha çok fazla aktivite satın alacağınız yerler oluyor. Burada kişi başı 42 dolara biz bu zipline turunu satın aldık az önce.
sabah, öğlen, bir de öğleden sonra oluyor 3'te. Biz öğleden sonrakine katılıyoruz. Şimdi servislerle bizi alacaklar, termale götürecekler. Biz termali size göstermiştik ama buna zipline'a da dahil oluyormuş. Elimde poşetle bizi burada bıraktılar. Şimdi ayakkabım var, zipline'de yapmak için giydiğim. Ve böyle bir yere geldik, sıcak suyun olduğu. Bakalım bu videonun başlarında gittiğimiz yer kadar güzel mi? Biz orayı çok beğenmiştik çünkü. Ama burası da bayağı büyük bir yere benziyor. Bakar mısınız? Yemyeşil. Hot Springs bu taraftaymış. Gelin bakalım. Burası bir otel. Normalde bungalov evler var. Hem kalıyorsunuz hem de sıcak suya giriyorsunuz. Bizim aynı Pamukkale Karahayıt'taki gibi. Bence ilk gittiğimiz yer daha güzeldi. Yani yorumlara yazın. Burada sadece 3 tane sıcak su havuzu var. Bizim gittiğimiz yer daha geniş kapsamlıydı bence. Burası daha çok tatil yapmalık kafasıyla yapılmış. Otel içerisinde sıcak su kaynağı da var. Restoranı da var, barı da var. Şimdi de restorana doğru gidiyoruz. Açız vallahi, bir şeyler yiyelim dedik. Biz şimdi bir yere geldik ama buradaki restoran bayağı bir lüksmüş. Kesinlikle Amerikanlardan dolayı böyle oluyor. Geliyorlar, fiyatları yükseltiyorlar buraya. Biz de bir şey alamıyoruz kardeşim. Bir hamburgerin fiyatı 18 dolar olamaz. Makarna desen 30 dolara da var. Makarna 10'a da var ama. 10'a da var, 30'a da var. Ama hamburger 18 dolardan başlıyor. Bu nasıl iş? Bolognese makarna 15 dolar. Ulan İtalya'da bu kadar pahalı. Evet, biz de ona şaşırıyoruz zaten. Oo, bakın bakın. O çok güzel görünüyor daha, değil mi? Arenas volkanı. Arkamdakiler mermerde etiyorlar şu anda. Adam sunum falan yaptı. Biz de bir tane makarna alsak ikimiz doyar mıyız diye hesap yapıyoruz. 18 dolarlık hamburgerimiz geldi. Hemen tadına bakıyorum. İçi şöyle. Değdi diyemeyeceğim ama güzel. Tam biz gideceğiz, yağmur başladı. Dediler ki hani çok yağmur olursa zipten yapamayız. Sabah en güzel saatleri oluyormuş. Muhtemelen yarın sabaha kalacak gibi görünüyor şu anda. Yılan hikayesine dönen zipline turumuza şimdi başlıyoruz. Heyecan? Çok heyecanlı. Şuraya gelince heyecanlandım ben. Ben galiba ayaklarım titriyor şu anda. Ama düşünme ya, bu zamana kadar hiç ölen olmamış, öyle düşün. Şöyle bir şey taktılar. Bunu görünce zaten şu an herkes almaya başladı. Ben de heyecanlandım. Ona tutunacaksın işte halattan. Ciddi ciddi heyecanlandım. Hafiften bir titriyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bunu yaşamamız lazımdı buraya geldiğimizde. Şu an GoPro'yu da taktım kafamda. Sıra yaklaştıkça. Sıra bize geldikçe şu an elim ayağım gidiyor. Biz ilk defa yapıyoruz mesela. Allah'ım, ben şu an kalpten gidebilirim arkadaşlar. Bana dua edin. Arkadaşlar dua... kanalıma hoş geldiniz. Maceraname diyordun. Vallahi billahi abone olun. Vallahi billahi abone olun. Sorry. Deniz. Don't break. Don't break. Ben de öyle oldum. Gayet. Don't break, okay? Okay. Don't break. One, two, three. What are you doing?
yapıldı. Hayda. Vamos. Vamos. Excelente. Vamos, John. Por favor. Next one is here. Help me, por favor. Cross your legs. And keep your hand loose. Don't break. Let's go! Alıştın mı? Evet, alıştım. Çok iyi değil mi? İlki çok kötüydü. Ama sonrasına alıştım. Vallahi hadi gidelim. İlkinde hatta demirin sonunda kaldım ben. Böyle böyle gittim. Neydi adamlar sana? Oldan oldan dedi. Eyvallah dedim. Sen de oradan oradan gittin mi? Oradan git dedim ben de. Kaçayım. Ne, halatı çekerek mi geçtin? Aynen. Önde beyaz bir şey vardı. Şöyle kendim artık. Elim acıdı yani. Aslanım benim be. Ama artık alıştık değil mi? Çok alıştık. Bahçelan abi ailenizin adrenalincisi. Ama çok güzelmiş. Ben şimdi yaptıysam herkes yapar. Ben çok normalde telaşlı ve yüksek korkusu olan biriyimdir. Ama aslında onu bastırmanız lazım. Kafada bitiyor değil mi? Evet. 5-6 tane daha böyle çığlık çığlığa gideceğiz Nez. Şimdi de böyle aşağı doğru iniyoruz. Şu anda 4. parkurumuzdan geçeceğiz. Daha dönüyoruz. Bueno, continue down. Thank you. Seni bekledim bak. Nereye geldik? Nasıl geldik? Aa ne? Ne yapmışlar buraya? Ben de anlamadım, baksana. Şöyle bir şeyler ağacın yapmışlar. Ağaca üstünde bizi kilitlediler. Ağaç ev var burada resmen. Sallana sallana. Açım etmemiş. Ne söyleyeyim? Ağacın üstündeyiz. Evet. Farkında mısın? Thank you. You're welcome. Bu kaçıncı parkur, ben unuttum artık. Şöyle gel. One, two. Thank you. Vamos, huh? Almost done. Hang on. You saw howler monkeys? Howler monkeys. Yes. Cayo Negro. Blanco. Like Jersey. This part. Where are you from? Turkey. 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 Yes. Done it before. Yeah, I did it like two times. It's okay. With a glove or not with a glove? No, without the glove. No, no, amigo. Şu an bilmem kaçıncı parkur. Artık bilmiyorum kaçıncı olduğunu. Ama umarım sizin için izlemek keyifli oluyordur. Venga Maria.
relax. Thank you. Pura vida, amiga. Pura vida. Right here, right here. Ah, finish. Finish. Finito, finito. Bitmiş. Üzüldüm şu anda. Deniz, bu son parkurumuzdu. Son parkurumuzdu. Öyle mi? Aynen. Galiba şuradan da dağdan ineceğiz. Burada da farklı bir aktivite olacak. Kaya tırmanışı yapmıştık biz Olimpos'ta. Buradan da böyle ineceğiz muhtemelen. Biraz bundan korksam da bayağı bir yüksek çünkü. Okay. Never. Okay. Look up for the picture. Look up. You're almost at the bottom. Never let go. Sizi tebrik ediyorum. Bakın ilk defa olmasına rağmen. Relax, please. I have you. Honey, never let go. Hadi, you go. Tam 3 dakikadır ben konuşamıyorum. Şuradan indim. Deniz hala gelmiyor. Sanırım vazgeçti, bilemiyorum. Şuradan gelip sağa doğru gittim. Çünkü buraları bir anda ayaklarım tutturamadım yani. Şu an konuşamıyor da olabilirim. Hala ayağım titriyor. Aslında Olimpos'ta yapmıştım ben bunu ama şuradaki çıkıntı beni çok zorladı. Ama iyiyim iyiyim. Deniz gelmiyor. Şu anda da gidiyoruz. Kolum çizildi galiba arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Buradan bayağı uzun bir merdiven çıkacağız. Neden gelmedin? Seni nasıl gönderdim önden? Ya. Oh my god, really? Neydi? Sen neden gelmedin? Kapatayım artık. Kapatma. Platforma güvenemem. Çok küflüydü. Çok küflüydü. Ben kolumu yaraladım bak. Nereye çarptın mı? Çarptım. Görevimi tamamladım maceraname olarak. Oradan da atladım ki yükseklik korkum vardır. Biraz güvenli de gelmedi ama takipçilerim için bunu yaptım. Kolum yaralandı. Kulağım tıkandı şu an. Karnım ağrıyor. Açıkta. Evet, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Değdi mi? Güzel miydi? Zipline çok iyiydi. Değil mi? Gerek yok buna ya. Çok keyif aldım ya. Ben gerçekten bu kadar korkarken böyle bu kadar güzel bir şey çıkmasını beklemiyordum. Kesinlikle bir yere giderseniz korkunuza yenilmeyin. Yapın yani. Bir de şimdi yerlilerin yaşadığı yerleri göreceğiz. Bize böyle bir şey devam ediyorlar. Thank you. Ateş eşliğinde içelim. Çok kötü kokuyor. Maleku 100% rain sticker bamboo cane. Tadı şekerli sirke gibi. Çok enteresan bir tadı var. Zaten terledik. Ateşi de yakmayayım. Elim de birazcık yaralandı. Ben hala kendime gelemiyorum. Biraz o yüzden dışarı çıkacağım. Son şey beni mahvetti. Yani bakın kolumda yaralar çıktı. Ve o kadar çok acıyor ki anlatamam. Uyuştu şu anda. Parmağım da öyle. Son dakika kendimize bir yaraladık yani. Pura vida. Yağmur sesiymiş. Ya. Yağmur sesi. Evet, hakikaten. Yerel havakını kullandı. Benim bugün doğum günüm değil mi? Bu videonun konusu ne? Doğum günü dediğim bir gün sürer. Bir 5 gün mü sürer ya? Şöyle yerlilerin yaptığı bir şeyler vardı. Al feda. O kaçtı para? 50 dolar. 50 dolarmış. Feda olsun. Koyduk geriye. Satıyorlar butları. Mesela şu tukan çok meşhur burada ama biz kendisini göremedik. Evin içi de böyle işte. Ateşi sinekler gelmesin diye yakıyorlar. Ne uzun doğum günü oldu. Gitmek bilmedi mi? Gitmek bilmiyor. Vallahi sıkıldı.
şekilde yemeğe geldik. Benim kolum sakat. Duş aldım. Bir su değdi. O kadar çok acıdı ki. Şuralarım falan hep çizik içerisinde. Bu doğum gününe anısı da bu olsun. Ne yapalım? Burası İtalyan bir restoran. İşletmecisi İtalyan olduğu için çok güzel pizzaları ve makarnaları var. Fiyatı da uygun. Gerçekten çoğu uygun yere yani. Göre. 6-7 dolar Costa Rica tatlarında. Güzel değil mi? Tipinden de belli ya. Domates sosu çok güzel. Ev yapımı. Size afiyet olsun. Buradan sonra kıyafet almaya gidiyorum. Dün şurada bir tişört görmüştüm. Deniz'e söylemedim. Bugün onu aldırmaya gidiyorum. Üzerinde Costa Rica yazıyor. Tukanlar var üzerinde. Ama göremiyorum. Hemen bakacağım şimdi. Buldum. Buradaymış. İşte şu. Rengi de çok tatlı. Ne diyorsun? Sen bilmiyordun ama. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç dolarmış? Artık bilmiyorum. Kaç dolarsa bahtımıza. 10-15. 18 dolar mı? O 18. O farklıdır. Çok tatlı değil mi? Güzel. Hem üzerinde Provida yazıyor. Yani mutlu olun. Mutlu edin. Kumaşı da güzel. Evet, güzel gerçekten. Rengi de çok tatlı. Onların mottosu bu. Provida. Yani Afrika'daki Hakuna Matata gibi düşünebilirsiniz o versiyonda. Provida diyor herkes birbirine burada. Selamünaleyküm Gülüş. Bunu alıyorum Deniz. 12 dolar. 12 mi? İyi bir şey değilmiş. Zaten ne olursa olsun alacaktım. Yeni tişörtümle kapanış yapıyorum. Bayıldım buna gerçekten Deniz'ciğim. Çok teşekkür ederim. La Fortuna'da o kadar güzel günler geçirdim ki doğum günü vesilemle zipline'da yaptık. Sıcak sulara girdik. Bayağı keyifliydi benim için. Yemekler yedik. Yani La Fortuna bir aktivite cenneti. Sonra sıcak, tatlı bir kasaba burası. Tek bizi düşündüren şey fiyatlardı. Fiyatlar konusunda çok sıkıntı yaşadık. Çünkü nereye girerseniz gidin pahalı. Diğer gideceğimiz ülkelerde bu kadar olmayacak. Costa Rica özelinde söylüyorum. Pahalı olmasına karşı her şey o kadar mutlu ki herkes. Herkes birbirine işte Provida diyor. O yüzden bu tişörtü almak istedim. Belki aklımıza kazımasak da kalbimize yazarız. Provida deriz. Ne olacaksa olsun. Hani bizde de ne vardır? Hayırlısı olsun. İşte Provida da onun gibi ama burada daha böyle mutlu bir versiyonu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonra ülke değiştireceğiz. Bilin bakalım hangi ülkeye gideceğiz. O videolar da çok güzel olacak. Costa Rica, La Fortuna'dan selamlar.